her zaman olduğu gibi Temmuz ayının da enflasyon rakamlarını Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Hani şu başkanı sık sık değişen ve enflasyon sepeti de elbette uzmanlar ve ekonomistler arasında sık sık tartışmalara yol açan Türkiye İstatistik Kurumu. Haziran ayına ait enflasyon rakamlarına hızlıca bir bakacak olursak tüketici fiyatları yıllık bazda %17,53 artmış. Üretici fiyatları da yıllık bazda %42,89 artmış. Bunlar TÜİK'in resmi verileri. Bir de ENAG var biliyorsunuz. Hakkında soruşturma başlatılan enflasyon araştırma grubu kimler tarafından kuruldu? Profesörler, akademisyenler, ekonomistler tarafından kuruldu. Onların rakamları TÜİK'ten farklı. En farklı olansa marketteki fiyat etiketleri. Vatandaş önce TÜİK'e bakıyor, sonra ENAG'a, sonra bir de kasadaki faturaya. Fiyatlar uçmuş. Zaten fiyatları biz artık takip edemiyoruz. Enflasyon Haziran ayında da yükseldi. TÜİK'e göre Haziran ayı enflasyonu bir önceki aya göre %1,94 oranında arttı. Ancak ENAG bu rakamların gerçek enflasyonu yansıtmadığını söylüyor. ENAG'ın açıkladığı Haziran ayı enflasyonu ise 3,28 oranında. ENAG'a göre artış 3,28. TÜİK'in rakamları tüketici enflasyonunda 2 yılın zirvesinde. Hayal mı görüyorlar bunlar? Hayal aleminde yaşıyorlar bunlar. TÜİK'e göre yıllık bazda %17,53 artış var. Haziran'da artışın yüksek olduğu gruplar %4,50 ile ev eşyası, %4,46 ile eğlence ve kültür ve %3,82 ile lokanta ve oteller oldu. Burada önemli olan nokta şu, bizim 6 aylık enflasyonumuz yani Ocak 1'den Haziran 30'a kadar olan enflasyonumuz %19,16. Yani bu şu demektir, emekli, memur ya da SSK'lı çalışan işçi ve benzerinin yaşam tarzında, yaşam kalitesinde inanılmaz derecede düşüklükler oldu. Yaşam kalitesi düştü diye yorumluyor ekonomist Veysel Ulusoy. Geçinemiyoruz. Yani aldığımız maaşlardan tut, her şeye zam geliyor. Yani devlet neye göre belirliyor onu bilemiyorum. Ama geçinemiyoruz yani. Elektrik ve doğalgaz zammı 1 Temmuz'da yürürlüğe girdiği için Haziran ayı enflasyonu hesabına dahil değil. Ancak rakam yine de çok yüksek. Otel fiyatlarına bakarsanız, hizmet fiyatlarına, lokantadaki yediğiniz yemeklere ya da sokakta yediğiniz dönerin fiyatına baktığınızda doğal olarak maliyetlerin bir yansımasını görüyoruz zaten. Baksana 18 lira kayısını millet nasıl alıp eve götürecek? 18 lira. 3 tane çocuğu alsam 1 kilo ağızlarına nereden gelecek? 2 tane yiyemeyecekler. Sizin marketlerde, raflarda gördüğünüz enflasyon kaç? %100. %100. Enflasyon böyle olur. İşte burada bunları gösterin. Başka bir şey değil. Bunları gösterin. Sadece şu rakamları gösterin millete. Görsünler, yukarıdakiler görsünler. 18 lira kayısı alınacak mı bak? Hangi birini alsın çocuğuna? O TÜİK onları görsün. Bize onu açıklamadan evvel. Oraya baksın, ondan sonra anlatsın. Bugün aldığını yarın aynı parayı alamıyorsun. Üretici enflasyonu Haziran'da %4,01 oldu. Yıllık artış ise %42,89. TÜFE 17 küsürlerde geldi ama üfeye baktığımızda piyasanın gerçek halini, gerçek fotoğrafını görüyoruz. İşte otel fiyatlarına bakarsanız, hizmet fiyatlarına, lokantadaki yediğiniz yemeklere ya da sokakta yediğiniz dönerin fiyatına baktığınızda doğal olarak maliyetlerin bir yansımasını görüyoruz zaten. Ulusoy hem endişelerini paylaştı hem de uyardı. Bu yansımayı resmi verilerle beraber iyileştirip, düzenleştirip halkın gelirine sunmanın zamanıdır. Bundan eğer vazgeçersek, feragat edersek, İleri aşamalarda iş gücü piyasasında inanılmaz derecede sorunlar olacak. Evet, Bermuda şeytan üçgeninin arasındayız aslına bakarsanız. Bir tarafta sürekli olarak yüksek seyreden enflasyon, bir tarafta bir türlü düşürülemeyen faizler ve iş gücü piyasasında Veysel Hoca'nın da söylediği gibi her gün biraz daha artan işsizlik. Üstelik kısa çalışma ödeneği sona erdirildi. Elektrik zammı, doğalgaz zammı, otogaz zammı hepsini bir gece içinde yaşadık. Şimdi vergilere zam gelecek. Gelir vergisine, kira vergisine hepsine zam gelecek. Zam bekleyen bir diğer kesimse kamuda çalışan memurlar, emekliler.
ama alacakları zam şimdiden erimiş vaziyette. İkinci kuşağımızda memur ve emekli zammına tepki gösteren sendikaların haberini izleyeceksiniz. Ama isterseniz önce hem enflasyonla hem de Türkiye'nin savrulan ekonomi yönetimiyle ilgili eleştirileriyle muhalefetin temsilcileri gelsin ekranlara. Bakın siyasetçiler açıklanan enflasyon rakamları için ne söylemiş? Erdoğan şahsım hükümeti Temmuz'da ekonomi şahlanacak demişti. Ama şahlanan evlerimize gönderdikleri faturalar, çarşı pazardaki etiketler ve enflasyon oldu. Bu rakamlar dünya ortalamasının da 5 katı civarındadır. Gelişmiş ülkelerin yaklaşık 7 katıdır. Gelişmekte olan ülkelerin yine 4 katıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ülkenin ekonomisini uçuracağı vaadiyle gelmedi mi? Son 2 yılın zirvesi Haziran ayı enflasyon rakamları muhalefetin gündeminde. Enflasyon Haziran ayında aylık %1,94 arttı, yıllık artışsa %17,53 oldu. Muhalefet diğer ülkelerin tam 7 katı diyerek ses yükseltti. Anlaşılan millete porsiyonları küçültün diyen saray işi şansa bırakmak istemiyor. Milletin porsiyonunu daha midesine girmeden küçülttü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin insanına gördüğü reva bu olamaz. Tek adam 3 yıl önce yetkiyi bana verin, ben ekonomistim, eğer bana yetkiyi verirseniz Türkiye'yi uçuracağım dedi. Ama tek adam yönetimde geçen 3 yılda Türkiye ekonomisi baş aşağı çakıldı arkadaşlar. Muhalefete göre TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları son 2 yılın en yüksek rakamı olarak açıklansa da çarşı pazar enflasyonu açıklananın çok üstünde. Türkiye'nin Pinokyo'su TÜİK %17,50 olarak açıkladı. Gerçek böyle mi? Markete girdiğinizde, bakkala uğradığınızda enflasyonun %40 olduğunu matematikçi olmaya gerek yok, araştırmacı olmaya gerek yok, gözünüzde görüyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı enflasyonu kontrol altına alamıyor ama TÜİK'i kontrol altına alarak enflasyon rakamlarını düzeltme ve düzenleme peşindedir. Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, pahalılık ve işsizlik vatandaşın en önemli sorunu haline geldi. Emekli ve memura yapılan zamma da tepkiliydi muhalefet. TÜİK'in makyajladığı enflasyona bir de zaman ayarı yaptılar. Zam yağmuru Temmuz ayına kaydırılarak 11 milyon Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisine yılın ikinci yarısında verilecek aylık zamlar törpüleniverdi. Bu artış yaşanan fiili enflasyonun çok çok gerisine, üstelik daha geçen hafta elektriğe %15, doğalgaza %12 zam yapmıştı. Hükümet sadece kepçeyle toplamayı biliyor ama verirken elinde çay kaşığı bile yok. Ve Allah'tan korkmazlar. Daha birinde ayın elektriğe %15, doğalgaza %12.